Yöneylemin anketine göre %31.2 oy oranına sahip Adalet ve Kalkınma Partisi ile CHP arasındaki fark %2.6'ya indi. Verilere göre AKP'nin ittifak ortağı Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte %40'a ulaşamadığı görülüyor. Ankete katılanların %90'a yakını Türkiye'nin geçen seneye göre daha kötü durumda olduğunu söyledi. Genel seçime 15 ay var. Muhalefetteki partiler erken seçim isterken iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini söylüyor. Yeni düzenleme ile seçim barajı %7'ye indirildi. Düzenleme iktidarın lehine ittifak havuzunu da ortadan kaldırıyor. Araştırmacılar iktidara oy desteğinin azaldığını öne sürüyor. Anketler AKP'nin ortağı MHP'yi de %7'nin hemen üstünde gösteriyor. Asgari ücrete zam da enflasyonun rekorlar kırması sonrası AKP'deki düşüşe engel olamadı. Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin 1 ve 3 Nisan arasında 27 ilde 2400 kişiyle düzenlediği ankete göre partilerin oy oranı, kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle, Adalet ve Kalkınma Partisi, %31.2, CHP %28.6, İYİ Parti %14.5, HDP %10, Milliyetçi Hareket Partisi %7.8, Deva Partisi %2, Yeniden Refah Partisi %1.8, Türkiye İşçi Partisi %1.3 Meclis çoğunluğunu hangi ittifak kazanır sorusuna %55.6 Millet İttifakı, %44.4 Cumhur İttifakı cevabını verdi. Doğrudan hangi ittifaka destek verildiği sorusundaysa Millet İttifakı %37.6, Cumhur İttifakı %33.9 ve ittifak dışı 15.8 çıktı. Geçen yıla göre nasıl? Geçen yıla göre Türkiye'nin durumu iyi mi? Kötü mü oldu sorusuna yüzde 88.9'luk ezici çoğunluk daha kötü oldu cevabını verdi. Yüzde saat daha iyi olduğu görüşünde. Halk gelecekten de umutsuz. Sizce Türkiye'nin durumu önümüzdeki bir yıl içinde iyiye mi kötüye mi gidecek sorusuna yüzde 62.9 daha kötü olacak, yüzde 20.9'luk kesim iyi olacak, yüzde 7.5'se aynı kalacak cevabını verdi. Cumhurbaşkanlığı ikinci turu. Ankete katılanlar, ikinci turda Erdoğan mı muhalefetin adayı mı sorusuna şöyle yanıt verdi. Muhalefetin adayı, 51.3. Erdoğan, 32.8. Kararsızım, 8.8. Oy kullanmam, 5.8. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa oyunuzu kime verirsiniz sorusuna katılanların %36.5'i Tayyip Erdoğan, %42.1'i Kemal Kılıçdaroğlu cevabını verdi. Kılıçdaroğlu oyu aynı şirketin bir önceki anketinde 2 puan daha düşüktü. Ama rakip Ekrem İmamoğlu olursa Erdoğan'ın oy oranı %36'ya geriliyor. İmamoğlu'nun adaylığında muhalefete verilecek destek %49.2'ye yükseliyor. Seçim güvenliği. Ankete katılanların %52.4'ü seçim güvenliğinin yeterli derecede sağlanamayacağı konusunda endişeli. %42.2'lik kesimse bu konuda sorun yok diyor. Aynı şirketin önceki anketi Yöneylem'in 3 ve 6 Mart'ta düzenlediği ankette %32 oy oranına sahip Adalet ve Kalkınma Partisi ile CHP arasındaki fark %2'nin altına inmişti. Ankette İyi Parti 12.9, HDP %9.8, Milliyetçi Hareket Partisi %6.9, Deva Partisi %2.8, Saadet Partisi %1, Türkiye İşçi Partisi %1, Gelecek Partisi %0.4 ölçülmüştü. Diğer anketler ne diyor? Metropol araştırmanın Mart anketine göre Ukrayna krizinde AKP'nin arabulucu rolüne soyunması oyları artırdı. Ankette AKP'nin oy oranı kararsızlar ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra %34.3 oldu. CHP'nin oy oranı ise %24.1 oldu. Ankette İyi Parti %16.1, HDP %13, Milliyetçi Hareket Partisi %4.9, Deva Partisi, %2.2, Saadet Partisi, %1.4, Yeniden Refah Partisi, %1.2, Gelecek Partisi, %0.7 olarak ölçüldü. MAK araştırmanın Mart'ta 5.750 kişiyle 30'u Büyükşehir 64 ilde düzenlediği seçim anketine göre kararsızlar dağıtıldığında Adalet ve Kalkınma Partisi, %30.4, CHP %26.2, İYİ Parti %14.8, HDP %8.8, Milliyetçi Hareket Partisi %7.1'lik oy oranında ölçülmüştü. ORC araştırmanın 6 ve 13 Mart arasında 40 ilden 7290 katılımcıyla düzenlediği ankette AKP'nin %28.1 oy oranına düştüğü görülmüştü. Gezici araştırmanın 26 ve 28 Şubat'ta 22 kentteki 75 ilçeden 2368 kişiyle yaptığı ankette katılımcıların %30.4'ü Adalet ve Kalkınma Partisi %28.2'si CHP'yi seçmişti. İYİ Parti'nin oyu %11.3, HDP %10.1, Milliyetçi Hareket Partisi %9.2 çıkmıştı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tür yayınların devamı için Millet İttifakı kanalına abone olunuz ve yorum yazınız. İyi günler dileriz.